Siz belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Ben belediye başkanı olsam ilk önce yapacak olduğum şu Boztepe'ye çıkış yolunu ben turistlere tarif edemiyorum burada. Bana sorarlar ki Boztepe'ye çıkış nasıl yapacağız? Arabaya tarif ediyorum mesela yabancı plakalı. Diyorum ona ki buradan git Çömlekçi'ye dön. Çömlekçi'nin orada Shell var. Shell'in oradan dön. Gel buraya parkın başına. Direkt dediği laf bana bu. Sen benden kafa mı yapıyorsun? Yok abi dedim bizim dönüşümüz gidişimiz buradan geleceksin dolanacaksın buradan Boztepe'ye çıkacaksın. İlk yapacak olduğum iş en önemli yapacak olduğum iş de o. Buraya bir lamba koyarım 10 saniyede bir olsa Boztepe'ye bir dönüş yolu. Onların yerinde olsaydım ne yapardım? Ne bileyim halkın sesini dinlerdim ne bileyim yani. Şimdi dururken öyle bir soru sordunuz. En başta şu otobüslerde yaşlıların değil de öğrencilerin gidiş gelişini şey yapardım. Daha çok onları bedava yapardım. 65 yaş üstüne yarı fiyatına yani otobüsleri işgal etmişler. Bedava talebeler binemiyor otobüslere. Yani. Talebelerin sıkıntıları var binemiyorlar. Ondan sonra kart olmayan binemiyor. Talebelerin sıkıntısı en başta onu çözerdim. Vallahi ben belediye başkanı olma ihtimalim yok ama öyle çok teferruatlı düşünmedim açıkçası ama şöyle kısa bir an düşünsem ne yapabilirim Trabzon'da. Örneğin benim bir projem var. Ben daha önce bunu söylemiştim. Dedim ben aday olsaydım şu gördüğünüz alanın altını otopark yapardım. Meydan alanının altını otopark yapardım. İki ya da üç çıkış verirdim. Birinden giriş ikisinden çıkış verirdim. Dolmuşları bu altına koyardım. Ve üst tarafta da halk çok rahat hem trafik yoğunluğu azalırdı hem de halk istediği gibi en kısa yoldan altına alt kata inerek gidecek olduğu yere gidebilirdi. Bu benim birinci projem. İkinci projem orada bir teleferik yapardım Boztepe'ye. Çömlekçi'ye yukarı bir post teleferik yapardım. Ondan sonraki aşama eğer şunu da söyleyeyim. Ara mahallelerde kentsel dönüşüm var. Çok ağır aksak ilerliyor. Trabzon'da eski Trabzon çok tar sokaklardan oluştuğu için yani içerilere girenler bu nasıl bir şehir diyebiliyor bilmeyenler. Tabii biz burada yaşadığımız için biliyoruz. Bence kentsel dönüşüme hız verirdim. Yani en kısa sürede bunu yapardım. Bir de istihdama dönük çalışmalar yapardım. Çünkü bölgemizde bizim bölgemizin gelir kaynağı daha ziyade dışarıda olanlardan yani bölgeye yazın gelenlerden kaynaklı. Yani işsizimiz çok. Genç okumuş nüfusumuz çok. İşsizimiz çok. O işsizlere bir iş imkanı sağlamaya çalışırdım. İşte bu güzel. İlk önce işsizliği ortadan yok ederdim. Bakıyorsun %99'u bu sene bayağı bir işsizlik şeyi var. Yani bu işsizlik hani işsizlik olsun ama bir yere gittiğin zaman 5 liralık bir şey şu anda 10 lira. Zamlık da var. Yani insan yani kendini geçirmekten gerçekten yani sıkılıyor. Neler mi yaparım? Önce trafiği düzeltirdim. Şu trafiği düzeltirdim. Bir de şu sokaklar var ya böyle onlar yeniden yapılanması, uzun sokak mesela daha böyle canlı bir şekilde gelmesi, insanların oturabileceği güzel park alanları, sahilimiz yok mesela sahil. Eskiden sahil daha güzeldi. Otururduk deniz kenarına şimdi oturacak yerimiz yok. Yani yapılır böyle şeyler. Boztepe'ye mesela atıyorum bir teleferik. Ne kadar güzel olur buradan. Yani bazı şeyler olur. Ben de belediye başkanı olmayacağıma göre benim söylediklerim bende kaldı. Yani neler yaparım? Öncelikle trafik sorununu düzeltmeye çalışırım. Çünkü trafik sorunu ciddi anlamda var son zamanlarda. Başka da bir şey yapmam. Bileyim ne yapayım ben elimden öyle bir şey gelmez. Eksik bulduğunuz bir anlar yok mu? Yok bir eksik bulduğumuz hiçbir yer yok. Her şey tam mı diyorsun? İleriden eskisinden çok daha ileriye doğru gidiyoruz Allah'a çok şükür. Ben olmak istemem. Neden? Yok. Olmak istemem. Neden? Çünkü sorumluluk var. Bu yükü taşımak kolay değil öyle. Onun için yapabileceğim bir işe evet derim. Yapamayacağım bir işe evet demem. Yapamam. Olmak istemem. İlk başta şöyle başlamak istiyorum. Ben şimdi öğrenciyim. Önemli olan sivil halktan çok öğrencilere yapılan yardımlar, iyilikler. Mesela ulaşım kolaylığı. Ondan sonra otobüslerde bedava öğrenci hakkı. Yani önemli olan benim için öğrencilere yapılan şey. Ondan sonra da gelelim gençlerimize.
İşçilik sorunu çok fazla. İşçiler, yani Trabzon genç insanı hep buralarda çünkü iş bulamıyorlar. İş imkanı sağlanmalı. Yaşlılara gelirsek de onlar huzur istiyor. Trabzon insanı zaten rahatına düşkün olduğu için huzur istiyorlar. Yani yok yol yaptım, yok köprü yaptım. Yani sadece onlarla bitmemeli. Onlar için de bir faaliyet, bir etkinlik düzenlemeli. Ben mesela 19 yaşındayım. Oy vereceğim. İlk başta bakıyorum belediye başkan adaylarına. Bana nasıl, ne tür bir yardım olabilir? Yani ben insanlar genellikle körü körüne oy veriyorlar. Yani ilk başta bir mantık aramalıyım. Öyle yani. Bir defa plan, program, projeniz. Bir defa diyeceksin halka. Kardeşim, ben Boztepe'yi bu hale getirenlere karşıyım. Ben işte Beşir'de şunu 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 yapacağım. Tamam, herkesin şeysi var. Bir defa demek ki bir plan programımız yok. Neyi, neden, niçin yaptığımızı bu halka söyleyeceğiz. Biz bundan dolayı yapıyoruz. Bizim kızımıza güzel bir iş bulacağız. Değil mi? Ben televizyonlarda eğitim şeylerini izliyorum. İnanamıyorum. Bakıyorum çocuklara. Televizyonda çıkartmışlar. Biraz da zeki çocuklar hesapta. Diyor ki 3 düzine 2 deste kaç tane kalem eder diyor. Çocuk diyor ki 150 tane. Biri diyor ki 100 tane. Eğitim bitmiş. Üretim bitmiş. Benim memleketimde patates soğan kuyruğu var. Patates soğan. Ayıp, utanıyorum yani. Oraya geliyorum, utanıyorum. Ya bu memleket bu hale gelir mi ya? Bu elektrikle ilgili sorunlara önce gidermeye çalıştım. Çünkü arada elektrikler kesiliyor. Biz gençlerin en çok değer verdiği şey zaten elektrik. Elektrik gidince neredeyse hayattan kopuyoruz. Önce bir elektriği halletmeye çalışırdım. Ondan sonra kültür ve sanat bakımından etkinlikleri arttırmaya çalışıyordum ilde. O şekilde yani. Peki siz ne? Şu an mesela Trabzon'un inşaat halinde olduğu için mesela aşağıda bir Trabzon'un kendi pazarı vardı. Benim amcam da kendisi manavdır. Şu an onlar büyük sıkıntıya girdi. Onların mesela amcam 2-3 metrekarelik yerde çalışıyorken şu an 1 metrekarelik yer verdiler onlara ve şu an çok zor duruma gitti. Hatta mesleği bırakmak zorunda kaldı. İlk önce o durumu bir hallederdim çünkü oradaki insanlar da şu an ekmek parası kazanıyor ve evine götürecek ekmek parası bile yok. Tanzim çadırları kurdurdular bunun üstüne. Hem oradan işleri kesiliyor, hem oradan işleri kesiliyor. O insanların halini düşünüyorum. Önceden herkese bir eşit şekilde davranmaya çalışırdım. Şu an ben de şunu görüyorum. Örneğin Türk halkını çok umursamıyorlar. Hep Suriyeliler umursuyorlar. Benim görüşüm o yani. Bir kere beni belediye başkanına seçmezler. Herkesin kendine göre yontabileceği, yönlendirebileceği bir adam var. Onu seçerler. 3 dönemdir aday gösteriyorlar. Seçilmeyen adamlar. Niye ısrar ediyorsunuz? Burak kimsenin babasının malı değil. Bir dönem yaparsın, vatandaşın kararı da vatandaş verir. Sen bir adamı çıkartıp bunu seç, bunu seç de benim bir anlamı yok. Hizmet arkadaşlar, önce trafik. Ben havalarından buraya zorla geliyorum. Niye yani, bu benim hakkım değil mi? Sonra öğrenci evleri. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen öğrenciler, Karadeniz Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri kimin eline bırakıyorlar? 300 liralık evleri 800 liraya veriyorlar. Benim çocuğum da Erzurum'da okuyor. 800 lira veriyor, 800 lira. Niye yapmıyorlar yurtlar murtlar? Her tarafı üniversite yapıyorsunuz. Yurdu niye yapmıyorsunuz? Soru bu değil mi? Her tarafta üniversite yapan iktidar niye yurdunu yapmaz? Belediye başkanı olsam vatandaşının sorunları dinlerdim. Çocuğum için her şeyi yapardım. Milli parklar yapardım. İşte bir kültür evi açardım. Yani vatandaş işsiz olan arkadaşlara da iş imkanı sağlardım. Ben insanların geleceği için planlar yapardım. Onların iyiliği için, biraz da kendi iyiliğim için. Öyle. Başka yapmak istediğim bir şey var mı? Tamam, sağ olun.